Değerli izleyenler, kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Detayları almak için Ankara'ya gideceğiz. Fevzi Özgür Altın bizleri bekliyor. Hoş geldin Fevzi, kolay gelsin. Evet, görüşme saat kaçta başlayacak? Tüm detayları senden dinlemek isteriz. Ebrar Ak, teşekkür ederiz. Öncelikle o görüşme yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Şu dakika itibariyle de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme devam ediyor. Peki bu görüşmede olası hangi konular masada olabilir? Hemen kısaca onları da söyleyelim. Öncelikle tabii ki Türkiye'nin NATO'dan ve NATO üyesi müttefik ülkelerden bazı istekleri ve talepleri var. Bunlardan birisi NATO üyesi ülkelerin herhangi bir şey kapsamında terör örgütlerine veya terör örgütlerinin uzantılarına herhangi bir şekilde destek vermemesi, Suriye'de özellikle bazı NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine silah desteği sağladığını biliyoruz. İşte bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bazı örgütlere NATO ve NATO üyesi bazı ülkelerin destek vermesine ilişkin bazı görüşleri söyleyecek ve NATO'nun böyle bir destek vermemesi gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade edecek. Yine bununla ilgili, bunun yanı sıra NATO ile ilgili diğer önemli konulardan birisi de Türkiye'nin ABD'den ve Avrupa'dan talep etmiş olduğu uçaklar, F-16 ve Eurofighter uçakları. Özellikle geçtiğimiz günlerde Eurofighter konusunda Almanya'nın da ikna edildiği açıklanmıştı. İşte bugünkü görüşmede hem Eurofighter uçaklarının hem de F-16'ların hem Türkiye'nin güvenliği hem de NATO'nun güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha o görüşmede masada olacak ve Türkiye'nin talepleri bir kez daha NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye hatırlatılmış olacak. Bunun yanı sıra tabii ki NATO'da geçtiğimiz günlerde bir alarm seviyesine gelinmişti. Özellikle Rusya'nın doktrinini değiştirdikten sonra alarm seviyesine geçmişti NATO. İşte o alarm seviyesinin ardından da NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi ve şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Peki o alarm neydi, doktrin neydi, hemen hatırlatalım. ABD Başkanı Biden balistik füzeleri Ukrayna'nın kullanabilmesine izin vermişti ve bunun ardından da Rusya doktrinini değiştirmiş ve nükleer silahları kullanacağını söylemişti. İşte o açıklamanın ardından hem Avrupa Birliği hem de NATO alarma geçti ve özellikle bunun ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almaya başladı. İşte o alarmın ardından da NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi ve şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini gerçekleştiriyor. Tabii ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir açıklama gelmesini de bekliyoruz. Çünkü birkaç dakika içerisinde o görüşmenin tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Saatler 16'yı gösterdiğinde, yani şu an içinde bulunduğumuz saatte de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak ve kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Peki kabinede hangi konular ele alınacak? Hemen kısaca onları da açıklayalım. Öncelikle 2025 yılı. Çok az bir gün kaldı. Yani 2025 yılına gireceğiz ve 2025 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için de artık takvim işlemeye başladı. Aralık ayında işveren, işçi ve hükümet bir araya gelecek ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek. İşte o belirlemeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir bilgilendirme yapılacak ve yeni bir yol haritasının da belirlenebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki sadece asgari ücret değil, emekli ve memur maaşlarına ilişkin de bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii bununla birlikte ekonomiye ilişkin başka konular da masada olacak. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyatlarla mücadele gibi konularda yine değerlendirmeler yapılacak ve yeni tedbirler masaya alınabilir. Özellikle yeni dönemde neler hayata geçirilebilir ve enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlarla mücadele konusunda hangi tedbirler hayata geçirilebilir? Bu konu hakkında da bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Tabii bununla birlikte aslında dış gündem de masada olacak. Özellikle İsrail'in hem Gazze'de hem Batı Şeria'da hem de Lübnan'da uygulamış olduğu soykırıma en büyük tepkiyi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. İşte bu kapsamda tüm dünyanın bir kamuoyu oluşturması ve İsrail'e bir tepki göstermesi için kabinede İsrail'e karşı neler yapılabilir bir değerlendirmesini bekliyoruz. Ve tabii ki kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçip hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya yine bir mesaj vermesini bekliyoruz. Özellikle İsrail'in soykırımlarını durdurmasına yönelik bir mesajı tüm dünyaya aktarmasını bekliyoruz. Ve tabii ki aslında NATO Genel Sekreteri ile konuşulacak konu ama iç gündem kapsamında kabine
toplantısında da konuşulacak. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Eurofighter ve F-16 süreçlerine ilişkin bir açıklama yapmıştı. F-16'da sözleşmelerin imzalandığını söylemişti. İşte F-16 sürecinde ve Eurofighter sürecinde hangi aşamaya gelindiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle de yeni bir yol haritası belirlenecek. Envantere girecek uçakların teknolojik altyapısının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hangi isteklerine göre alınıp alınmayacağı da kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceği yeni yol haritasıyla belirlenecek. Şu an için artık gözler özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri görüşmesinin sona erip kabine toplantısının başlamasına çevrildi diyebiliriz. Önemli bir kabine toplantısı olacak. Hem iç gündeme ilişkin hem de dış gündeme ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Şu an için kameraman arkadaşım Mert Cerrahoğlu ile birlikte bizim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki haber nöbetimiz devam ediyor. İlerleyen dakikalarda hem NATO Genel Sekreteri ile görüşmesine ilişkin hem de kabine toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama gelirse biz buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Ebrar Ak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.